Gülistan Doku 05.01.2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamıyor. Şimdi soruşturma dosyamız açısından gerçekten de yani 3 yılın geçmesi bizim soruşturmamız açısından bir önem arz etmiyor. Yani bu duyarlılığın belli günlerde gösterilmesi galiba bu çağın hastalığı olarak devam ediyor. Yani biz yıl dönümlerine ilişkin olarak tabii biz daha hassasiyetimiz var ama bu soruşturma dosyası açısından yani çok şey karşılaşıyoruz. Yani basında da bu biraz böyle, işte kadın kurumları da böyle. Belli günlerde işte anmalar şeklinde gerçekleşiyor. Aslında bu yeterli değil. Soruşturma dosyamızın yani insan hakları mücadelesinin kesinsiz devam etmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde söylemekle beraber evet yani Gülistan dosyası 4. yılına giriyor. Ve Gülistan dosyasında bulunan delillerin çok daha azına insanlar benzer dosyalardan mahkum ediliyor, ceza alıyor. Ama Gülistan Doku dosyasındaki bu deliller gerçekten değerlendirilmiyor. En basit haliyle bir şüphelilerin materyalleri üzerinde yapmamız gereken bir inceleme var. Diyelim ki cep telefonu. Cep telefonunun üzerinde halen incelemeyi tamamlamış değiliz yani. Mesela CM'ye kadar aşk hüküm var. Bu materyallerin mağdur tarafa da verilmesi gerektiğine yöneliktir. Onu bile alamadık. Yani onlarca kez de talep etmemize rağmen bir cep telefonunu bile, imajını bile henüz dosyada almış değiliz. Ya bu anlamıyla yani dosyamızda etkin ve etkili bir soruşturma yürütülmüyor. Failler belli, failler korunuyor. Zaten faillerin korunduğuna ilişkin de dosyada deliller var, koruyanlar da belli, failler de belli. Bunlara ilişkin etkin bir soruşturma yürütülseydi, yani bu dosya çoktan çözülmüş olurdu. Yani bu yapılmadı, halen de yapılmamakta ısrar ediliyor. Şöyle düşünülebilir, mesela bölgemizde gerçekleşen işte insan hakları ihlalleriyle ilgili yapılan soruşturmalarda eğer faillerden biri kamu görevlisi ise veya kamu görevlilerinin yakınlarıysa biliyorsunuz bir cezasızlık haline alınan soruşturmalar yürütülüyor. Adeta ödül şeklinde soruşturmalar yürütülüyor. Bu soruşturmanın başı da böyledir mesela. Biliyorsunuz bu soruşturmayı yürüten Asayiş Şube'de görevli bir polis memuru var. Baş şüphelinin babasıdır. Kendisi de dosyada şüpheli olması yönünde bizim şikayetlerimiz söz konusu dosyada odak haline geldiği için. Çünkü dosyada 5 adet cep telefonu var. Hedef cep telefonudur bu. Bunların tamamı baş şüphelinin polis olan babasına aittir. İşte Gülistan'ın zorla bindirilmeye çalışıldığı bir araç vardı. O baş şüphelinin babasına ait bir araçtı. İşte Gülistan'ın en son kaldığı ev baş şüphelinin babasına aitti. Bu da Asayiş Şube'de görev alıyordu ve Asayiş Şube soruşturma yürütüyordu. Biz başından itibaren dedik yani bunun yapılmaması lazım. Bunun bağımsız tarafsız kişilerce bunun yürütülmesi gerekir diye söyledik ama bu taleplerimiz kabul edilmedi. Biliyorsunuz soruşturmamızın erken aşamasında bu baş şüphelinin babası, bu da şüphelidir dosyada çünkü şikayetlerimiz var onunla ilgili. Onun Alanya iline biliyorsunuz tayin şeye böyle bir ödüllendirme şeklinde, terfi şeklinde bunun önce şeyini yapıldı, nakli sağlandı geçici görevle. İlk aşamada biliyorsunuz valinin korumalığına alındı. Valinin korumalığından da Alanya ilçesine biliyorsunuz memurlar yönünden gitmek zordur yani böyle torpille gidilecek bir yerde onlar gönderildi. Yani bölgemizde eğer faillerden biri kamu görevlisi ise gerçekten de bir isteksizlik oluşuyor. Yani bu soruşturma yürütenlerde Gülistan Doku dosyasında da faillerden en azından birinin kamu görevlisi olması hasebiyle dosyamızda etkin bir soruşturma yapılmadı yani.